Hocam sabırlı biri misinizdir? Evet, sabırlıyım. Peki kendinize mi başkalarına mı? Fark var diye düşünüyorum. Evet, sabırlıyım. Şimdi bir daha düşündüm de hem kendime karşı hem başkalarına karşı. Hocam da biraz sabırlıyım. Çabuk cevap verirseniz. Sabırsızlığım burada ortaya çıktı. Affedersiniz. Sabırlıyım, sabırlıyım. Allah'ım bana sabır ihsan eyle. Eyledin mi? diye böyle bir şey var. Mehmet, şimdi en güzel anlatım dili insanın kendi menkıbesinden yola çıkarak anlattığı ya. Evet. Buradan yola çıkarak anlatmakta fayda var. Sabırlı mısın, değil misin? İnsanlara dayanç aslında. Dayanç günümüzdeki diliyle biz ona sabır diyoruz. Eş anlamlısı dayanç, dayanıklı olma, sabretme, sabırlı olma. Başka başka kelimeler üzerinden de sorabiliriz. Öyle misin, böyle misin diye. Ama şuna dikkat etmek lazım. İnsan negatif şeyleri kendine pek kondurmuyor. Cimri misin Mehmet? Değilim. Cimriyim ben. Demez aşağı yukarı kimse. O yüzden hani kendinden yola çıkarak bakmak lazım. Kendi menkıbeme bakınca sabırlı olduğumu düşünüyorum. Ben yaş itibariyle Türkiye'nin böyle sosyolojik kırılma noktalarından geçtiği dönemleri yaşamış biriyim. 12 Eylül'ü de yaşamış biriyim. 12 Eylül'ün buldozer gibi üzerimizden geçtiğini biliyorum. Öyle bir aileydik biz. 12 Eylül bütün Türkiye'nin yaşadığı bir travmaydı ama bazı aileler çok şiddetli yaşadılar. Onlardan birine mensubum ben. 12 Eylül olmuştu. Rahmetli abim okulu bitirip gelmişti. Biz de aile olarak pek bir araya gelememiştik. Eskiden sağ sol olayları çoktu ya, abilerim böyle savrulmuşlardı. Rahmetli babam felçliydi, yatalaktı. Pek de oğullarının ardına düşecek durumda değildi. Milletvekili bir amcam vardı, vefat etmişti. Dayılarım yoktu. Yani ailede çok erkek yoktu derleyip, toparlayıp, danışıp dayanacağımız. Annem birçok şeyi kadın haliyle halletmeye çalışırdı. 12 Eylül oldu. Olmadan önce abim okulu bitirmişti. O, hepimiz bir araya gelmiştik. Bir sofradaydık. Babam yatıyordu yine. Yatalaktı çünkü. Annem çok mutluydu. Evlatlarını etrafına toplamış. Artık bir aile sofrasında beraber yemek yiyeceğiz. Birden kapı tak 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 diye çaldı. Polisler vardı kapıda. Rahmetli abim, Cihan abim kapıyı açtı. Dedi ki, o biraz böyle dilinden peltek konuşurdu rahmetle, fe diye konuşurdu. Polisler gelmiş dedi. Beni karakola çağırdı. Annem git bak bakalım ne istiyorlarmış dedi. Karakolda bize yakındı. Gitti, bir saat geçti, iki saat geçti. Sofra öyle kaldı, abim yok. Biz telaşlandık. Abimle beraber, büyük abimle karakola gittik. Karakoldakiler söyleyemeyiz nerede olduğunu dediler. O günün şartlarında kişileri alıyorlardı evinden, dükkanından neredeyse. 70 gün boyunca nerede olduğunu söyleyemiyorlardı. O bir geçiş süreciydi ve öyle bir uygulama vardı. Öldü mü, kaldı mı, işte karakolun bahçesine mi gömüldü, başka bir yere mi gönderildi bilmiyorsunuz. Büyük bir sıkıntıydı. 70 gün sonra biz Manisalıyız, Akhisarlıyım ben. Eskişehir'de bir karakolda olduğunun duyumu geldi. Gecenin bir vakti trene atlayıp gittik biz Eskişehir'e. Çok kötüydü, bir kış sabahı, kış gecesiydi. O zamanlar karakollar mavi boyanırdı. Şimdiki gibi de şeffaf değildi karakollar. Yani karakollardan korkulurdu. Çünkü sağcılara ait karakollar, solculara ait karakollar. İşte polder, pol bir hesabı. Bir karakola gittik, mavi boyalı bir karakola. Gecenin bir vakti, soğuk, Eskişehir soğuk. Eskişehir bilir misin bilmiyorum, evet. Soğuğu çok evet. Kötü olur. Mazgal deliğini açtıklarında abimle ilk karşılaşmıştık 70 gün sonra. Bu şey gibi değildi. İnsan gibi görünmüyordu işkenceden. Çok kötü durumdaydı ve benim ilk burnuma gelen o mazgal deliğini açtıklarındaki ilk koku kesif bir sidik kokusuydu. Tuvalete gitmemişler, üzerlerine başlarına yapmak mecburiyetinde kalmışlar. Yani insanlık dışı bir hadiseydi. Nitekim 50 kişinin de yer aldığı bir toplu davada idam cezasıyla yargılanmaya başladı. O dönemde asılanlar oluyordu, faili meçhuller oluyordu. Türkiye çok sıkıntılı bir dönemde. Abimin asılıp asılmayacağının telaşına düştük biz. Ben üniversiteye başlamıştım. Babam daha fazla dayanamadı. Çünkü mahkemeleri televizyon yayınlardı.
işte önce Eskişehir'de askeri mahkemede, daha sonra Ankara Mamak'ta askeri mahkemede sürdü. Bir yandan üniversiteye gidiyorum, dersleri takip etmeye çalışıyorum. Bir yandan geliyorum, ev halkına faydalı olmaya çalışıyorum, anneme. Annem çok kötü durumdaydı. Bir yandan Cihan'ın mahkemelerini takip ediyorum. Yeni yetme, acemi biriyim. Dayım yok, babam yok, amcam yok, bir erkek yok danışacak. O günün şartlarında herkesten de yardım isteyemiyorsun. Zor şartlarda, Allah kimseye yaşatmasın. Babamı kaybettim. Babamı kaybettikten sonra idam cezasıyla yargılanan abime babamın kaybettiğimi de anlatamazdık, söyleyemezdik. Üzülürdü çünkü çok. Onun yüzündenmiş gibi hissederdi. Bu kez işte babamın ağzından sahte mektuplar yazıp Cihan'a göndermeye başladım, babamı sağ zannetsin diye. 3 yıl kadar sürdü o. 3 yıl. 6 yılın sonunda mahkemeler sonuçlandı. Çünkü artık Türkiye'nin 12 Eylül'e ihtiyacı kalmamıştı. Parametreler kurulmuştu. Alan almıştı, satan satmıştı. Düzen yerine gelmişti. Nasıl oluyorsa. Uzun hikaye. 6 yılın sonunda idamla yargılanan abim tahliye oldu. 6 yıl yatlamadı mı? 6 yıl cezaevinde kaldı. Üniversiteyi bitirmiş bir adamın 6 yıl cezaevinde kaldığını düşün. Senin suçun yokmuş dediler. İşte dava açsan, insan hakları mahkemesine gitsen o 6 yılın kaybını kim sana karşılayabilir ki? Nitekim abim çok kısa bir zaman sonra bir araba çarptı ve vefat etti. Bu sefer annem çok üzüldü. Annem kanser oldu, vefat etti. Böyle travmatik bir gençliğim var benim. Zaman zaman söz konusu olduğumu söylüyorum. Sabır deyince, evet, hani dayanç denince bu geldi aklıma şimdi otomatikman. Ben o dönemlerde bütün acemiliğime rağmen, bütün zayıflığıma, savunmasızlığıma, korkmama rağmen, korkuyorduk çünkü Mehmet. Korkmak kötü bir şey Mehmet, biliyor musun? Siyasi erkten korkuyor olmak, başına herhangi bir şeyin gelebiliyor olması ve ardını arayamıyor olman, o tür siyasi dönemler, Allah Türkiye'yi hiç yaşatmasın bir dakika. Amin. Bir de ben acemiydim, korkuyordum. Ama Allah'a güvenimi hiç kaybetmedim. Hep sabrettim. Evet, sabırlı biriyim ben. Hiç isyan etmedim. Bu anlattıklarınızın yanında Allah kime vereceğini de biliyor muhakkak. Onunla alakalı zerre kadar şüphemiz yok. Yani niye ben diyebileceğimiz durumdaki kullar değiliz. İnancımız zaten bunu emretmez. Ben bir radyo programında hocam, önüme düşen bir video ile alakalı, siz kendi hikayenizden mesela yola çıktığınızda sabırlı mısınız? Kesinlikle sabırlısınız. Yani bunun ötesi hiç isyan etme diye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.